8 muhtaç durumdaki engelli vatandaşımıza her ay bir asgari ücretin neti tutarında evde bakım ücreti ödemekteyiz. Bakanlık tarafından yürütülen Engeller Destek Programı kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik empati, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin sürdürüleceği Engellileri Birlikte Kaldıralım projesi kamuoyuna tanıtıldı. Engelleri Birlikte Kaldıralım projesi bir empati projesidir. Bu projeyi de hibe almaya hak kazanmıştır. Geçtiğimiz ay içerisinde Sayın Valimizin başkanlığında sözleşme imzalanarak ilimizde uygulamaya konulmuştur. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş, Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem Gegeoğlu, kamu kurum ve kuruluş temsilcileriyle engelli vatandaşların katıldığı toplantıda projenin içeriğine yönelik bilgiler verildi. Hizmetlerinin sunulması, sağlık, eğitim, istihdam, barınma, hukuk, ulaşım, erişilebilirlik imkanlarının sağlanması, ailelerinin desteklenmesi, toplumsal bilinçlendirme ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak öncelikli görevlerimiz arasındadır. Trakya Üniversitesi Meclis Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda konuşan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş, engelli vatandaşların insan haklarından tam ve eşit olarak faydalanmalarının ancak toplumsal bilincin ve duyarlılığın arttırılmasıyla mümkün olacağının altını çizdi. Engelli vatandaşlarımıza sağlanan haklar bir bağış, bir iyilik değil, onların insan olmalarından kaynaklanan en doğal haklarıdır. Kurumsal hizmetler ne kadar geliştirilirse geliştirilsin, engelli vatandaşlarımızın insan haklarından tam ve eşit olarak faydalanmaları ancak toplumsal bilincin ve duyarlılığın arttırılmasıyla mümkündür. Bugünkü Engelleri Birlikte Kaldıralım projemizin tanıtım toplantısının asıl amacı bu duyarlılığın, bu bilincin oluşmasına katkı sağlamaktır. Tanıtım toplantısında daha sonra proje yöneticilerinden Serdar Şahin, EDES ve Engelleri Birlikte Kaldıralım projesi hakkında bilgilendirme sunumu yaparken katılımcılara da kısa farkındalık filmi izlettirildi.